Selam dostlar. Cuma akşamı çıktık yola. Mardin'e gidiyoruz. Bu hafta sonu Mardin'deyiz. Bu kez karavanla gitmiyoruz. Turla gidiyoruz. Hep birlikte Mardin turunu izleyelim. Mardin Midyat mağaralarındayız. Buraya sabah kahvesine geldik. Kahvelerimizi içtik. Gördüğünüz gibi çok hoş bir ortam. Aynı derin kuyudaki gibi taşlardan oyulmuş. Şu arkamda da görüyorsunuz, burada bir Farsça yazı varmış aslında. Şu üstteki Allah lafzı. Altta da ne yazıyor bilemiyoruz ama burası bir eski Süryani ibadethanesiymiş. Mardin'in gerçekten çok kendine has bir elektriği var. Onu hissediyorsunuz burada. Karavanla Türkiye'nin dört bir köşesini gezdik. Daha önce Doğu Karadeniz turu yaptık. Batı Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Antep, Urfa, Hatay gezdik buraları. Ama hiç Mardin'e yolumuz düşmemişti ve ben Mardin'i görmeyi gerçekten çok istiyordum. Merak ediyordum bu şehri. Hafta sonu da böyle günübirlik bir tur gördük. Fiyatı da çok uygundu. Oğlumuz bu yıl 12. sınıf, kızımız da 8. sınıf. Bu yıl onlardan dolayı karavanla muhtemelen çok uzun soluklu gezilere çıkamayacağız. Ama bir taraftan gezmeyi de seviyoruz. Yoğun iş temposunda çalışıyoruz ikimiz de. Hafta sonunda böyle günübirlik bir gezi de olsa, eşime dedim ki hadi Mardin'e gidelim mi bu hafta sonu? Bir tur varmış. Cuma akşamı, dün akşam çıktık yola 11'de Mersin'den. Sabah şu an Midyat'a düştük. Tüm gün boyunca gezeceğiz. Akşamına da tekrardan Mersin'e geri dönüş yapacağız. Çok yorucu olacak ama inanın ki buranın enerjisi, gezmenin enerjisi bambaşka. Grup arkadaşlarımız da maşallah teyzelerim eşlerini evde bırakmışlar çıkmışlar. Çok eğlenceli insanlar. Hemen bir müzik açıyor, teyzeler koridora atıyor kendini otobüste, başlıyorlar oynamaya filan. Çok eğlenceli insanlar. Yani karavan hayatından ziyade turumun da kendine göre farklı bir ritmi varmış. Evet birazcık yorucu ama yine de kısa zamanda çok yer görmek istiyorsanız turlara da katılabilirsiniz. Şu an çok eğlenceli geçiyor. Bilmiyorum akşama pertimiz mi çıkacak ne olacak bilmiyorum ama sağ salim eve varabilirsek sorun yok. 1903 Murat Samas tarafından yapılmış. Burada. Erkekler geldi. Ablamda siyah çanta. Büyük tokmak, kadınlar geldi. Cinsiyetçi bir kapı. Ama ben şöyle kibarlaştırıyorum. Erkekler biz kabayız, kadınlar kibardır. Evet. Hayır. Siz daha buradasınız. Sen bırak. Ece nerede? Valla benim bir şey söyleyecektim. Ben gelin. Yok. 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 O zaman ne fark eder mi gezdiğimiz zaman? Buyurun hocam. Kamil abi, karışık mı ne kadar abi? Ne kadar diyor? Yarım kilo. Kaçırık. 10 kilo. Şu an Mardin'de bir konak geziyoruz. Konakları birbirinden güzel. En tepeye kadar tırmanıp size manzarayı göstereceğim.
Aşağıdaki kalabalık giriş. İnsanlar fotoğraf çekme yarışında. Biz de şöyle yüksekten manzarayı seyredelim. Burada gördüğünüz gibi bakın birkaç tane kilise var. Çünkü Süryani toplumuyla burada Midyat toplumu, Mardin toplumu birlikte yaşıyorlar. Herkes birbirine inancına saygılı bir şekilde yaşıyor. Olması gerektiği gibi. Nokta falan da yapalım, evet. Kına zaten 2-3 güne geçiyor abla. Aynen. 50 boya koy. Ben el sanatları tamam asla beceremem. Bakayım çok güzel. Deyince direkt gidiyor. Kına ya. Evet, Midyat'ta ellere bu şekilde kına yapılıyor. Çıkacağım yani. Zaten sonrasında yıkayınca kına şeklinde rengi çıkıyor. Gel sana da yapalım abla. Şimdi Midyat sokaklarında gezerken Süryani çöreğini gördük burada. Şöyle simit şeklinde, içinde hurma var. Tatlı, çok da lezzetli. Tarçınlı, hurmalı bir tadı var. Hoşumuza gitti doğrusu, tadına baktık. Ve Süryani kahvesi var. Kahveler, kahve çeşitleri. Süryani kahvesinin de tadına baktık. O da çok güzel. Yani Mardin'e gelirseniz Süryani kahvesi ve Süryani çöreğinin tadına mutlaka bakın deriz. Bunlar telkari tekniğiyle yapılan takılar. Hepsi birbirinden güzel. Tek tek elde yapılıyor. Mor Gabriel Manastırı'na geldik. Burası Süryani Manastırı. Bir gezelim bakalım. Şu an dış kısmında restorasyon yapılıyor. İçeriye geçeceğiz şimdi. Süryani bir rehber anlatacak bize içerinin bilgilerini. Merak ediyoruz. Süryaniyim. Adım Emanuel Üstün. Sorularınız olursa Manastır hakkında, Süryaniler hakkında anlatın, daha sonra sorabiliyorsunuz. Fotoğraf almak için zaten zaman tanıyorum. Aktif bir manastır. 60 kişi yaşıyoruz. Hepimiz Süryaniyiz, Manastır'da yaşayanlar. Süryani bir ırk toplumun adı. Türk, Kürt, Arap gibi düşünebilirsiniz. Süryani kadim duyduğunuzda Hristiyanlığı ilk kabul eden topluluğumuz. Ana yurdumuz Mezopotamya. Bu topraklarda 5500 yıllık tarihimiz var. 3 mezhep: Ortodoks, Katolik, Protestan. Burası Ortodoks Manastırı, din olarak Hristiyan. Bulunduğumuz yapı Manastır'da ilk inşa edilen yapı, ana kilise olarak geçiyor. Milattan sonra 397 yılında İkrail, Mor Simon, Mor Samuel tarafından temeller atıldı. 512'de tavanı Bizans zamanında tamamıyla altın gümüşle kaplıydı. Tarihte 90 kilodan bahsediliyor. Timur hepsini yağmalayıp götürüyor. Sadece içerideki tavan mozaik olarak kalmış. Türkiye'nin en eski mozaiklerden bir tanesi. Benzeri Ayasofya Kariye'de bulunuyor. Kariye Küçük Ayasofya diye geçiyor. İçerisi kutsal ayin bölümü, sunak karşısı mezar değil. Kutsal bölüm olduğu için geçemiyoruz. Sol taraf Sarı Kapaklı'ya vaftiz kurması. Yeni doğan çocuklar vaftiz edilip Hristiyanlığa ilk adımını atmış oluyor. Süryaniler burada ibadet ediyorlar. Burası bir ibadethane. Saygıdan dolayı isim veriyoruz. Aktif olarak da her gün burayı kullanıyoruz. Manastırda yaşayanlar. Kiliseler
iki bölümden oluşuyor. Burası ibadet, perden arkası ise kutsal ayin bölümü. İbadet sabah, öğle, akşam toplu bir şekilde yapılıyordu. Kişi ise onlardan kişiye bağlı kılıyor. Perden arkası kutsal ayin bölümü oluyor. Haftada 3 gün, çarşamba, cuma, pazar sabahları. Kutsal bölüm olduğu için de içeriye her sürüyen ihrami katılamıyor. Ve Dara Antik Kenti'ne geldik. Şu an mezarlık alanındayız. Tam karşıda. Bazı turlar Mardin'e tur düzenliyor. Ama Dara birazcık uzak düştüğü için Dara'ya getirmiyorlar. Bu tura katılmamdaki asıl amaç hem Mardin'i görmekti hem de içerisinde Dara Antik Kenti mevcuttu. O yüzden bu tura katıldım. Burayı uzun süredir görmek istiyordum. İzmir'in Efes'i gibi düşünün burayı da. Ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Çok uzun yıllar önce yapılmış. Harika gözüküyor. Dara'da da bunu görüyoruz. Mezarlarda gözyaşı şişelerini görüyoruz.
bir sonraki ritüel inanış kandil. Bunu da en çok İspanyollarda görüyoruz. Neden görüyoruz? İspanyollarda inanış şudur ki kandil günlerinde yol aydınlatılır, çiçekler kurulur mesela. Araftan geçtikten sonra teknecinin yolu geçerken kişiye yolu aydınlatır. Bunu da şu an hala İspanyollarda görüyoruz. Üç ritüel nedir? Ne dedin? Gözyaşı, eşyaları, bir de kandillerde yol göstermek için. Bir de ekstra şu olay da var, zenginlerde özellikle. Altın vesaire çok kullanılmış mesela. Bunun nedeni de tekneci muhabbeti vardır ya, tekneye ücretini ödersin. Eğer paran fazlaysa cennet, yoksa cehennem. İnanışa göre Hristiyanlıkta İsa Mesih gökyüzünden iner ve kurtarır Hristiyanları, öyle değil mi? Buranın inanışı da aslında öyle. Şöyle dönüp baktığımızda bacayla ilgili aklınıza gelen bir şey var mı? Bu baca neden burada? Tam mezarlığın üstünde. Buradan gökyüzüne mi yükselecek? Aynen öyle. İsa Mesih'in yeryüzüne, gökyüzünden indiği zaman buradan ruhlarla birlikte bacadan Evet, Mardin merkezdeyiz şu anda. Kasımiye Medresesi'ne geldik. Manzarası da bir harika. Gelinler var karşıda, fotoğraf çektirmeye buraya gelmişler. Dış çekim. Haydi girelim içeriye. Mardin Merkez Kasımiye Medresesi'ne geldik. Herkes fotoğraf çekilme yarışında. Burası da harika bir medrese. Şöyle ortasında bir havuz var. Ve burada bir çeşme var. Rehberimiz çeşmenin önemini anlatıyor. Burası da ölüm havuzu. Su buraya akıyor. Kasımiye Medresesi de böyle. Harika. Mardin her yönüyle tarih kokuyor. Mardin sokaklarında yürüyoruz. Sokaklar harika. Taştan duvarlar, taştan evler, taştan konaklar. Çeksene, Allah belamı etmeyin. Ben bu ikisinde geliyorum. Taştan surlar. Şöyle harika harika evler, kapılar. Mardin sokakları bizleri büyüledi. Mardin'in tüm tarihi eserleri çok güzel. Ama sanırım ben en çok Mardin'in bu daracık sokaklarına bayıldım. İçinde yaşanmışlıklar, insanlar taş binalarda yaşıyorlar. Çok farklı, güzel bir ambiyansı var Mardin ara sokaklarının. Böyle her sokakta farklı bir olay var. Şu an Mardin merkezde Süryani çöreği alıyoruz. İçinde hurma var.
Tadı efsane. Getir bunu, getir. Hepsi mi sürüyor yani çöreği? Sadece o değil mi? Hepsi ya değil mi? Hepsi mi sürüyor yani çöreği? Genel olarak sürüyor yani çöreği. Tamam, hepsi sürüyor yani çöreğiymiş de biz hurmalısını alıyormuşuz. Çeşit çeşit yoksa. Onu çok sevdik. He, onu çok sevdik aynen. Kahvenin yanında da az önce ondan ikram ettiler. İçinde hurma var, çok lezzetli. Alayım abi. Mardin'in gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Sokaklar ışıl ışıl. Ulu Cami'nin hemen yanındayız. Böyle bir kafeye çıktık. Ve Mezopotamya ayaklarımızın altında. Mardin gerçekten hayatta bir kez gelinip görülmesi gereken bir yer.